Merhaba, benim adım Necip Millet. Necip değil, Necip. Çip takmadan önceki adım Necip'ti ama. Türkiye'de ilk kez çip takılan kişiyim. Maalesef zorla bedenime sahip olup çip taktılar bana. Neden ben? Evet, bu soruyu ben de kendime çok sordum. Ama sonra seçilmiş kişi olduğum gerçeğini öğrendim. Eskiden beri mahallede arkadaşlar arasında çok akıllı, kurnaz, fırlama birisi olarak bilinirim. Hatta o yüzden arkadaşlar bana sürekli "ya sen ne çip adamsın ya" diye böyle takılırlardı. Bir akşam arkadaşlarla ben kahvehanede oralet içip batak oynuyorum. Baktım bizim kahvehanenin kapısında bir anda Bill Gates belirdi. Üzerinde beyaz tavşanı takip et yazan bir mont vardı Bill Gates'in. Çok iyi hatırlıyorum. Yani İngilizcesi de şeydi onun. Follow the right rabbit. Yok, follow the white rabbit. Yani öyle bir şey. Karanlık olduğu için tam göremedim. Yoksa İngilizcem süper. Sonra bana Bill Gates şey dedi. "Hey sen, gel azıcık" dedi, "dolaşalım toprağım" dedi. Beni oradan uzaklaştırdı. Sonra beni kandırıp karanlık bir mahzene kapattı Bill Gates. Sonra beni kırmızı deri bir koltuğa oturtup "sen" dedi, "seçilmiş kişisin" dedi, "sana" dedi, "çip takacağız" dedi. "Ama önce" dedi, "karar vermen lazım. Mavi çip mi, kırmızı?" Bak, şu an o çipleri ben hatıra olarak yanımda saklıyorum. Bu normalde hap. Ama çip yani, o bir yandan da çip. Böyle bana gösterdi. "Kırmızı çip mi istersin" dedi. "Bak, kamera çeksin. Kırmızı çip mi, mavi çip mi?" diye iki tane çip uzattı bana. Ben de ona "What the fuck is going on?" deyince, "ulan çipini bil de konuş lan, hadsiz, shut the fuck up" deyip böyle bir tane beyzbol sopasıyla beni bayılttı orada. Yani Amerikalı işte, yani neresine sokuyorsa illaki üstünden bir beyzbol sopası çıkıyor bunların. Ben orada bayılmışım. Uyanınca "neredeyim ben? Siz de kimsiniz? Ne yaptınız bana? Bırakın beni, çözün ellerimi çabuk" gibi her Türk insanının vereceği böyle doğal tepkiler gösterdim. Uyandığımda bir makinaya bağlıydım. Boylu boyunca beni uzatmışlar. Her tarafından böyle kablolar, borular falan girip çıkıyor. Artık ben Necip değil, Neçip olmuştum. Karşımda yüzündeki o pis sırıtmasıyla şerefsiz Bill Gates duruyordu. Böyle bana sırıtıp sırıtıp "artık sen benim oldun" falan dedi. Ben de "ulan sen benim çipim değilsin" dedim buna. O an bir sessizlik. Beyzbol sopasını çıkarıp o anda bir temiz beni bir dövdü bu yine. Bana 8 TB bilgi yüklemişler. İşte kendi kültürümü, inancımı falan silip onun yerine Batı kültür ve inancını, ideolojisini yüklemişler. İncil'i tersten okuyabiliyorum şu anda, düşün. Uyandığımda mesela Christmas'la Noel'in aslında farklı şeyler olduğunu ve aynı tarihte kutlanmadığını sonunda artık biliyordum. Ana dili seviyesinde İngilizce yüklemişler bana. Bu iyi oldu aslında. Ama şu an berbat bir İngilizcem var. Ama onlar da haklı. Çünkü hani bu çocuğa İngilizce yükleyelim. Hangi seviyede olsun? Ana dili seviyesinde olsun diye yüklemişler. Ama nereden bilecekler ana dilimin berbat, iğrenç olduğunu? Illuminati hakkındaki her şeyi şu anda tüm detaylarıyla biliyorum artık. Ama tabii benim için Cem Yılmaz ve Athena Gökhan hakikaten de hayal kırıklığı oldu. Çünkü ben onların gerçekten de Illuminati ile bir alakaları olduğunu zannediyordum. Yani hani bir televizyon programında Cem Yılmaz "ya ben Illuminati'nin İstanbul Akatlar şubesiyim" diyordu ya hani. Ya, o şakaymış o. Çipi nereye taktılar? Onu şimdi söylemesem. İllaki söyleyeyim diyorsunuz. Tamam, tam söylüyorum. Söylüyorum o zaman. Çipi beynime en yakın bölgeye. Yani şu bölgeye bir yere taktılar. Şu an neden tüm çekim ekibi bana bakıyor? Daha sonra Bill Gates bana 7 düvelle birlikte hazırladıkları büyük oyunu tüm detaylarıyla anlattı. Ve dedi ki "bundan sonra bize hizmet edeceksin" dedi. Büyük oyunun fark edilme ihtimali en yüksek yerler olan işte kahve köşelerinde, piknik alanlarında, pazarlarda falan dedi, dolaşıp büyük oyunu bozabilecek bu potansiyele sahip dedi herkesin data verilerini dedi bana, bize WhatsApp'tan göndereceksin dedi. Ulan bil, haddini bil. Ben vatan haini miyim oğlum? Ülkemiz senin gibi dış güçlere asla satmam demeyi gerçekten çok istedim o anda. Ama namussuz nasıl bir çip?
yüklediyse, bana taktıysa söyleyemiyorum. Böyle dilimin ucuna kadar geliyor ama çıkmıyor. Dedim arkadaş, bunlar beni çiplemişler. Zihnimi, reflekslerimi, her şeyimi dedim şu anda bunlar kontrol ediyorlar. Bana dedi, ülkede ne kadar içinde çip var diye aşı olmayı reddeden IQ zengini, süper zeka insan varsa hepsinin dedi bilgilerini bana göndereceksin dedi. Üçüncü faz aşılarını dedi bunların üstünde deneyeceğiz dedi. Ya bu aşı niye üç kere olmak zorunda? Faz değil, sünnet değil dedim ben buna. Bill Gates bir bana böyle bir baktı. Dedi arkadaşlar, çipi ziyan etmeyin dedi. Sökün bundan dedi çipi. Affedersiniz dedi, bir eşeğe takın daha iyi dedi. Bunu da burada bırakın, ne hali varsa görsün dedi. Ve yine nereden çıkardıysa beyzbol sopasıyla oracıkta beni bayılttı gitti bu. Yani bayılttı, sonra gitmiştir herhalde. Yani görmedim çünkü. Ben gözümü açtığımda eski bendim artık. Çünkü dış güçler, Illuminati, Rothschildler ailesi gibi kelimeleri eskiden olduğu gibi aynı cümle içerisinde rahatlıkla kullanabiliyordum. Çipi vücudumdan söküp çıkarmışlardı. Ben mahzenin havalandırmasından bir şekilde akıl edip, yani çok zekice bir hamleyle kaçmayı başardım. Ondan sonra ben kahvehaneye doğru böyle yardırdım, koştum, kanter içerisinde böyle nefes nefese kahvehaneye girdim. Herkesi böyle etrafımda topladım. Dedim arkadaşlar bakın, oyun büyük. Sakın dedim aşı maşı olmayın dedim. Adama çip takarlar. Dedim bana taktılar. Size de takar. Sakın dedim, bak oyun büyük, büyük oyunu görün dedim ben bunlara. Sonra ben bunları ikna etmeye başardım sağ olsun. Hepsi bana inandı. Sonra işte herkes içtiği oraletin, çayın parasını falan vermek istedi ama para yok. Millette para yok. Herkes işte kahvehaneye şey yaptı, kahveciye yazdırdı. Bakalım ya, paraları olursa bir gün ödeyecekler. Yani ben tabii bu fedakarlığımın bir karşılığı olsun isterim. Devletimiz inşallah bana da bir şey takar. Yani madalya falan takar herhalde.